Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Çok uzun süredir çekmediğimiz börtü böcek vlogumuza şöyle bir canlandırayım istedim. Babamın evindeki elma salyangolarımız çok güzel miktarda, bol miktarda çoğalıyorlar. Tam damızlık boylarda bir sürü var gördüğünüz gibi. Sürekli zaten akvaryum üst kapağına yumurtluyorlar. Burayı çok sevdiler. Zamanında ben hobi halinde çok uğraşmama rağmen bir türlü üretememiştim ama burada bitkili bir akvaryumu görünce coştular burada. İlk başta elma salyangozlarımızı göstereyim istedim. Burada tabii melek olduğu için antenlerini hiç çıkaramıyorlar. Aslında antenlerini falan çıkarıp gezdikleri zaman çok keyifli bir görüntüler oluyor ama melekler onların antenlerini rahatsız ettiği için bütün antenlerini içinde saklıyorlar şu anda. Şimdi bir de aşağıda kardeşlerimizi katil salyangozlarımıza bakalım. Şu anda börtü böcek olarak elimizde bu kadar şey mevcut. Bir de ramsor salyangozlarımız var tabi. Gerçi onları bitireceğim büyük ihtimalle. Biraz bana gereksiz bir canlı gibi geldi. Bir akvaryumda hepsi duruyordu ama özellikle orada Lace Scutrot vatozlarım var. Sanki onları rahatsız ediyorlar. Küplerin içine falan giriyorlar. Oraya birkaç katil atıp oyunlarında soyunu kurtacağız sanırım. Neyse ben aşağıdan devam edeyim. Onları orada anlatmaya başlarım şimdi. Evet, hobihanemizdeki karideslerimize şöyle bir göstermeye başlayalım. Asıl karides akvaryum burası. Uzun süredir, yaklaşık bir yıldır bunun içinde karidesler var. Takılıyorlar. Bol bitkili. Şimdi yavaş yavaş yazın buralarda melek üretmeye başlayacağım için pipo filtre falan taktım. Havalandırma filtre sistemi de çalışıyor. Şurada bir tane karides var. Hemen camda yapışıyor. Onu yakalamışken göstereyim. Bunlar genelde bu camdaki yosunları falan sürekli tırtıklıyorlar. Büyük ihtimalle oradan besleniyorlar zaten. Burada da bayağı bol miktarda ama pardon. Bunun camını şöyle bir sileyim. Çünkü dışarıda durduğu için burayı ben bayağı açıkçası ilgilenmemiştim. Şöyle bir temizleyelim. Bakalım fayda edecek mi? Evet, fayda etti ama tabii ben hareketlendirince ortalıkta kardeş kalmadı. Arka camda varlar gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Neyse burayı uzaktan çekeyim. Burada bayağı bol miktarda kardeş var açıkçası. Arka camlar genelde dediğim gibi camdaki yosunları tırtıklıyorlar. Oralardan besleniyor. Şurada moslar var gördüğünüz gibi. Bitkilerle gayet güzel bir şekilde besleniyorlar. Bu akvaryumu da bu şekilde bitkilendirdim. Buraya üreteceğimiz melekleri koyacağım. Bunun içinde de bir miktar karides var. Şurada bakın geziniyor. Bu kardeşler özel tür kardeşler değil. Açıkçası karışık karışık hepsi. Şuralarda da varlar. Bitkilerin içinde vardır ama bunları bulup çekmek zor açıkçası. Aynı şekilde 3'er 4'er tane de buralara atmıştım. Bakayım şöyle ortada varlar mı? Bu arada bu akvaryumda adi salyangozlar da var. Buraya biraz havalar ısınınca katil atıp adi salyangozları bitireceğim. Bitkilerle birlikte gelmişti. Sağ olsun bitkileri de arkadaş hediye etmişti. Şurada bir tane kardeş görüyorum. Şöyle güzel yakalayabildik. Bunları buraya atmandaki asıl amaç, şimdi şu alt taraflara bildiğiniz inşaat kumu koydum. İnşaat kumu çok fazla yaprakları toz yaptı. Ve kardeşler gerçekten bitkilerin üzerindeki yaprakları çok güzel temizliyorlar. Gezindikçe, oralardan tırtıkladıkça, bir şeyler yaptıkça. Hem o amaçla hem de bakteri döngüsünü oluştursun diye koydum. Burada da aynı şekilde
karides ve adi salyangozlar var. Evet, şurada bir tane karides, hemen burada denk geldik. Şimdilik akvaryumları havalar ısınana kadar bakteri döngüsünü oluşturmaya çalışıyorlar mı diyeyim, oluşturmak için koydum mu diyeyim. Burası biraz kirlenmiş. Bunlar dışarıdaki akvaryumlar olduğu için açıkçası çok fazla ilgilenmiyorum. Gerçi bunların camında da zaten şey var, kir var. Dediğim gibi şeyden kaynaklı. Alt taraftaki inşaat kumundan kaynaklı. Bu akvaryumların hep altlarında inşaat kumu var. Bakalım, bitkiler de gayet güzel tutunmaya başladı onlara. Bu akvaryumlar melek üretimi için yazın aktif hale gelecek ama şimdilik karidesleri barındırıyorlar. Hemen içeri geçip salyangozlarımıza bakalım. Katil salyangozlar ve ramsorlar var. Fakat ramsorları videonun başında bahsettiğim gibi bitireceğim. Şurada katiller var. Çiftleşme anına denk geldik. Çünkü burada onlardan kaynaklı olaraktan Lay's kurtlarından yavru alamadığımı tahmin ediyorum. Hemen bir bakalım. Bakın, onun içinde bile şu anda salyangozlar var. Vatoz üretmek için maalesef salyangoz olmaması gerekiyor akvaryumda. Gördüğüm kadarıyla katil var. Birkaç katil attım buraya. Bu ramsorları bitirsin diye, ondan sonra katilleri geriye toplayacağım. Dediğim gibi Lay's kutatörden onlardan kaynaklı yavru alamadığımı tahmin ediyorum. Küpün içine giriyorlar sürekli çünkü. Vatozları rahatsız ediyorlar. Burada bol miktarda adi salyangoz var. Burası karantina akvaryum gibi kullanıyorum. Yani hastalıkları buraya koyuyorum. Öldükleri zaman salyangozlar yesin, leşleri bitirsinler diye. Adi salyangoz, ramsor, birkaç da katil de vardır burada. Öyle bir son durak balıklar için, salyangozlar için aktif bir yaşam alanı. Ve asıl bol miktarda katil salyangozumuz bu akvaryumda var. Çünkü sağdan soldan topladıkça bütün katilleri buralara biriktiriyorum. Onlar da İnanılmaz büyük bir sülale halinde burada yaşıyorlar. Şöyle bakın, bir sürü taşın arasında katil kaynıyor. Bu akvaryumlarda da az miktarda olsa katil var ama hep bütün bulduklarımı sürekli bu akvaryuma toparlıyorum. Ana katil akvaryumumuz burası yapacağız zamanla. Tabii biraz zaman alacak. Buralarda bile. Amanın, orada yumurta mı var? Yok. Bana öyle geldi bir an. Yumurta var gibi geldi. Şurada gene bir çiftleşme seremonisi. Asıl şimdi gelin börtü böceğin çok farklı bir görüntüsüne. Bugüne kadar hiç görmediniz böyle bir şey. Yani benden görmediniz. Un kurtlarımız var arkadaşlar. Yeni bir aktivite. Yeni bir dal diyeyim. Benim uğraşım değil. Kanallara birlikte baktığımız arkadaşın bir uğraşı. Şu böcekler un kurtlarının böcek hali. Ve küçük kurtlar da var. Büyük kurtlar da var. O asıl şeyler için aldı bunları. Doğa kuşlarına, sakalara, neydi o? Mozambik kanarilerine vermek için. Fakat acayip çok ürediler. Benim balıklar da bunları yiyebilecek boyutta değil. Yani bunları ciklet türleri, işte flower horn olur, diskus olur. İşte melekler belki biraz yiyebilir. Melekleri getirince çok güzel bir besin kaynağı olacak. Onlara verebilirim ama vatoz ve lepsisler için çok elverişli besinler değil. Yani büyükler onların yiyebilecekleri kadar değiller. Bu böcekler böyle şu yumurta
kutusunun altına yumurtluyorlar. Ondan sonra böyle kurtçuklar çıkıyor. Arkadaş birkaç tane böcek aldıydı. Böyle bir dünya kurtçuk oldu. Açıkçası çok da benim ilgimi çeken bir durum değil ama tam da börtü böcek bloğunun konusu oldu. Tam böcek işte bunlar. Un kurduğunun detaylı bir, yani bende detaylı bilgi yok açıkçası da, besleyen Özgür arkadaşımızla ilgili detaylı o bilgilerini aktardığı bir video bilgilerini paylaştığı bir video çekmiştik. Onu şimdi hemen sağ üst köşeye ekleyeyim. Orada bayağı detaylı bilgi vermişti o. Bende açıkçası çok fazla bilgi yok. Oradan un kurduyla ilgili detayları öğrenebilirsiniz. Dediğim gibi özellikle büyük tarzda ciklet olur. İşte diskus, flowerhorn, aklınıza gelebilecek büyük, yani bunları yiyebilecek balıklar için çok değerli bir protein kaynağı. Üretimi de açıkçası çok zor değil. Arkadaş böyle şey atıyor işte, havuç mavuç, meyve sebze falan atıyor. Onlarla besleniyorlar. Deli gibi ürüyorlar. Buradaki durumda bu şekilde iki kaba ayırdı. Bir tane küçük akvaryuma koyduk. Kurtlar akvaryumdan çıkıyordu. O yüzden böyle kapalı bir kabın içine koyduk. Börtü böceğimizi şimdilik de böceklerle ilgili, salyangozlarla ilgili aktarabileceklerim bu kadar. Hobi annemizdeki böcek popülasyonu şu anda bu kadar. Başka da diyecek bir şeyim yok. Böyle karides seven, salyangoz seven arkadaşlar için umarım güzel bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.